Grafik Beyin kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz araçlar neden yanar? Arkadaşlar başıma gelen bir şey anlatacağım size. Ben bir çekme belgeli bir araç aldım. Renault'un bir aracı. Bu araç hem tüp hem benzin vardı. Ve muayeneye sokmak için bu aracı aldım. Egzoz muayenesine götürdüm tabii ki kontrol etmeler için. Onlara dedi ki araç tüplü ve benzinle de çalışması lazım dedi. Ve hiç benzin konmamış araca. Ben gittim tabii ki benzinden benzin aldım. Aracı LPG'deyken çalıştırıp benzinlikten çıkardım. Köşede benzin almaya çalışırken aracı bujiler ateşleme yaptı. Bujiler ateşleme yapınca da benzin hortumu yırtıkmış. Araç birden tutuştu ön taraf. Ve yangın tüpü vardı Allah'tan. Sıktım ve söndürdüm. Bu herkesin başına gelebilir arkadaşlar. Eski araçlı bir klasik araç alın dedim. Genelde şimdiki araçların bazılarının yenileri tabi hepsi benzin hortumu yakın değil. Buji kaplılarına. Genelde benzinler de oluyor. Ama ne kadar yakın olmasa da tabii ki o kokudan belki fışkırabilir. Yani çalıştırmaya kalktığınızda benzin hortumu içinden benzin geçiyor. O yırtıktan fışkırabilir ve yine bujiden alev alıp yanabilir. Ya her zaman yangın söndürücünüz aracınızda olsun ve aracı alır almaz neydeyse direkt gidin tamirciye benzin ve LPG hortumlarını kesin değiştirin. Başınıza böyle bir olay gelmesin. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.